Merhaba arkadaşlar. Bugün Hamit'le beraber K3 ile K5 arasındaki farkları konuşacağız. O konuda bize Hamit bilgi verecek. Nedir farkları? Şimdi dış yapısına baktığımız zaman K3 ile K5 arasında, K3 SV ile K5 Kasper arasında yani çok fazla bir fark yok. Çok benzerler dış kabuk itibariyle. Ama detaylarında tabii bu farklar belli oluyor. Kaskların havalandırmalarından başlayalım. Gördüğünüz gibi ön hava girişleri aynı 3 kademeli açıp kapatılabilen bir hava girişine sahip ikisi de. Yine yanlardan şöyle açıp kapanabilen çift hava girişi var sağda solda. Hava çıkışı olarak K3SV'de arkada hava çıkışı açılıp kapanamıyor. Sürekli açık. K5'te ise şurada açılıp kapanabilen hava çıkışı mevcut. Bu da sürüş yaptığınız mevsime göre havalandırmayı ayarlayabilmenizi sağlıyor. Yine şöyle göstereceğimiz başka diğer bir özelliği çene bağlantısı. Çene bağlantısı olarak K3SV'ninki mikrometrik, şöyle çekilerek dişleriyle oturtulan hepimizin bildiği basit bağlantı sistemi. K5'inki ise Double D diye geçen bağlantı. Double D bağlantılarda biliyorsunuz MotoGP'de kullanılan dünyanın en güvenli bağlantı şekli. Bu kayışı şu kancalardan geçirerek düğüm atıyoruz ve bu şekilde açılmasına ihtimal kalmıyor. İkisinde de çene pedi mevcut. İç yapısı itibariyle de benzer. İkisi de şöyle göstereyim ben size. Açılış şekilleri birbirlerinden farklı mı Yok, aynı. Şuradan göstereyim. Ön taraflarında görmüş olduğunuz havalandırma girişleri vesaire de hemen hemen aynıdır. İkisi de güneş vizörlü. İkisinde de kullanılan dış vizör aynı. GT2 diye geçen vizör, AGV'nin ürettiği. İkisi de aynı. Bağlantıları da aynı. Şekil itibariyle de aynı. Dolayısıyla K3SV'nin camını K5'te de kullanabiliyoruz. Bunların dışında tam teknik bilgilerden bahsetmemiz gerekirse K5 fiberglass bir kask. Fiberglass olduğu için karbondan sonra gelen en iyi malzeme. Kaza anındaki darbe mukavemeti çok daha iyidir. K3SV ise biraz zayıf o konuda. Dış yapısı termoplastik. Yine sağlamlaştırılmış termoplastik ama tabii ki fiberglass kadar başarılı değildir o konuda. Fiyat farkı çok mu peki aralarında? Fiyat farkı çok fazla değil. K5'in fiyatları 1000 lira civarlarında. K3SV'ninki ise 700-800 bandlarında. O yüzden K5 biraz daha hani şöyle söyleyeyim fiyatlar arasındaki en sağlam kasklardan bir tanesidir. Ortalama kasklar arasında. Bana bağlantıları bir şey geldi yani bu sanki değişik bir şey geldi. Aynı. İçerideki aynı mı? Aynı, her şey aynı. Vizörle ilgili bütün mekanizması, vizörü, her şey aynı. Güneş vizörüne kadar her şey aynı. Havalandırmaları Havalandırmaları hemen hemen aynı. Yani tasarım değişikliği yapmışlar Aynen aslında. öyle. Biraz daha K3SV'nin geliştirilmiş tasarımı. Tasarımın dışında bahsettiğimiz malzemeler de biraz daha geliştirilmiş. O yüzden K5'i üstün kılan özellikleri hep beraber inceledik zaten. İkisinde de burun ve çene pedi var zaten. Aynen öyle. Okay, zaten bu kadar yani. Bu kadar başka bir şey yok ya. Allah son. Tamam. Bugünkü açıklamamız bu kadar. Aynen. Sitede ikisini de görebilirsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ha, bir şey daha sormak istiyorum. İkisine de pin lock takılabiliyor mu? Takılamıyor. İkisine de mi uyumlu takılamıyor? yok uyumlu olarak AGV'nin yedek parçalarında yok şu anda distribütörün önünde zaten bu GT2 vizörlerin pin lock uyumu da yok pin lock uyumu olan vizörlerde şurada bir tırnakçık olur kenarlarda sağda solda bunlar da yok ama camları buğu yapmaya karşı dayanıklı bir cam o yüzden çok aşırı bir buğu yapma durumu varsa anca öyle yapar. Standart durumlarda pek buğu yapacağını sanmıyorum
pin yok takmaya özellikle gerek yok. Aynen. Ekstrem durumlar olmadıkça takmaya gerek kalmıyor. Evet. İkisi de güzel kask. Hı-hı. Tercihinizi yapın arkadaşlar. İyi sürüşler. Ederiz.